Kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin Kırk, Orta Doğu Turizm ve Seyahat Ayıntıları Dernek Başkanıyım. Yaklaşık 25 yıldır Orta Doğu'dan incoming yapan bir firmanın sahibiyim. Bizim Orta Doğu'dan gelen turistlere ve Arap turistlere hizmet veren 25 yıllık bir firmaya sahibiz. OTSAD üyelerimizle birlikte nasıl minimize eder ve daha kaliteli nasıl bir hizmet verebiliriz anlamında tecrübelerimizi hem bölgeye hem bölge çevresine anlatmaya ve tatbik etmeye geldik. Peki turizmi canlandırmak için ne gibi çalışmalar var? Turizmi canlandırmak için başta biz OTSAD olarak üyelerimizle birlikte hem üyelerimizden seyahat ajantaları, sağlık turizmi yapan hastanelerimiz, ayrıca otellerimiz de mevcut. Bunlarla birlikte başta Orta Doğu'da, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Amman ve Lübnan'da workshoplara katılıyoruz. Bunların bütün Orta Doğu'da yapılan workshop ve fuarlara üyelerimizle birlikte yüzlerce seyahat ajantası ve otelci arkadaşlarımızla birlikte katılımlar yapıyoruz. Kışın Orta Doğu'dan turist getirmek için mevcut girişimleriniz bulunuyor mu? Tabii ki hem Karadeniz bölgesi hem Trabzon bölgemize bu güzellikleri kışında Arap turistleri çekme adına neler yapıyoruz? Başta Trabzon'u doğru ve iyi anlatmak gerekiyor. Trabzon'da alacakları hizmetleri de burada bulunan firmalara aktarmaya çalışıyoruz. Burada kar şenlikleri ve çeşitli aktivitelerin olduğunu gördük. Bunlar bizi sevindirdi. Ayrıca bir de bizim tavsiyemizle geçen yıl zaten bir info yapmıştık. Doğu Karadeniz Temsilci Başkanımızla birlikte bu tespitleri yaptık. Hali hazırda bulunduğumuz tekne ve gece turlarına hizmet edecek olan, biz ona Arapça binbir gece diyoruz, Türk gecesi diyoruz. İnşallah bu anlamda bu Türk gecesi girişimi ve bu teknenin Trabzon ve Karadeniz turizminde bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Çünkü sadece Arap turistlerin geldiği lokasyonda sadece Uzungöl'ü tercih etmiyorlar veya sadece doğa turizmini tercih etmiyorlar. Bununla birlikte gece turunu da eklemek gerekiyordu. Çünkü hali hazırda sabah çıkıp yaylaları gezdikten sonra ve bu güzellikleri gezdikten sonra doğa turizminin haricinde de gece bir aktivite koyulmasını tavsiye etmiştik. Burada girişimci olan değerli arkadaşlarıma da bu turizm konseptini de bu aktiviteyi de ülke turizmine ve öncelikle Trabzon turizmine kazandıran firmaya da teşekkür ediyoruz. Trabzon ve Karadeniz'de gördüğünüz eksikler neler? Şimdi biz Trabzon'da gördüğümüz ve özellikle Karadeniz'de gördüğümüz eksikler bir hizmet anlayışı. Çünkü bildiğiniz üzere Trabzon daha önceden Rus turistlere hizmet vermekteydi. Fakat son zamanlarda son 6-7 yılın vermiş olduğu bir yoğunluk yaşanmıştı. Burada evveliyatında değerli seyahat ajantalarımız ve otellerimizin ilk başlarda tabii hem yatak sıkıntısı vardı. Bununla ilgili de Arap turistleri ve profili bilmemekten kaynaklanan sıkıntılar yaşanmıştı. Fakat bizi sevindiren OTSAD olarak Orta Doğu Turizm ve Seyahat Ajantaları Derneği kurulduktan sonra biz ilk infomuzu zaten Karadeniz'e yaptık. Karadeniz'de eksikleri belirledik. Birincisi Arap turistler, evet Müslüman, bize yakın kültürleri olsa da onların yaşam tarzları bizden çok farklı. Bu yaşam tarzlarına ayak uyduran hem personel yetiştirme anlamında hem hizmet veren oteller anlamında ciddi ivme kazanmış bulunmakta turizmci arkadaşlarımız ve bu bizi sevindiriyor. Özellikle Trabzonlu meslektaşlarıma ve Karadenizli meslektaşlarıma ben bu anlamda Orta Doğu'da yapılan, biz her ay bir ülkede workshop veya fuarlara katılıyoruz. Workshoplar yapıyoruz. Orta Doğu Turizm ve Seyahat Ajantaları Derneğimizin bünyesinde olan ajanta ve diğer turizmci paydaşlarımızı workshoplara götürüyoruz. Bu anlamda Trabzonlu kardeşlerimi ve meslektaşlarımı
Tebrik ediyorum. Çünkü onlar, Suudi Arabistan'a gidiyorum, mevcut. Dubai'ye gidiyorum, mevcut. Katar'a gidiyorum, mevcut. Kuveyt'e gidiyorum, mevcut. Şimdi Umman'a gideceğiz, bakacağız. İnşallah bir Trabzonlu orada görürüz. Bu bizi sevindiriyor. Şöyle, biz turizmciler olarak, yani İstanbul'da bu işi yapan ilk turizmciler olarak ve Otsal olarak bir fırsat sunmuştuk. Bu fırsatı Karadeniz'de en iyi kullanan Trabzonlu turizmci meslektaşlarımız oldu. Bu anlamda da onları tebrik ediyorum. Yani en son bir fuara gitmiştik. Sayın Suudi Arabistan Kralı'nın amcasının oğlu bir fuar düzenlemişti. Çok özel bir fuardı bu. Bu fuara gittiğim zaman 30 acentadan veya 30 katılımcıdan 15'inin Trabzon'dan olması bizleri ciddi anlamda sevindirdi. Ben bu anlamda Trabzonlu meslektaşlarımız bu Trabzon'a sahip çıktılar ve ekmeklerine de sahip çıktılar. Burada tebrik ediyorum. Şimdi Otsad olarak İran pazarıyla ilgili tabii ben buradan bir çağrı yapıyorum. Sadece bu Orta Doğu pazarına getirmiş olduğumuz bu dinamiği ve hareketi İran pazarına da Karadeniz'de getirmek istiyoruz. Ve diğer pazarların da, diğer pazar çalışan seyahat haritalarını da Otsad'a üye olmalarına vesile olsun. Burada İran pazarı çalışan hali hazırda değerli yönetim kurulu üyemiz var. Ercan Bey size İran pazarıyla ilgili sunumlarını yapsın. Buyurun Ercan. Merhaba, ismim Ercan. Otsad yönetim kurulu asillerdeyim ve aynı zamanda Bro Travel'ın sahibiyim. Şimdi burada şunu fark ettim. Münferit olarak İran'dan gelen kendi araçlarıyla, aile olarak kendi şahsi araçlarıyla gelen birçok İranlı gördüm. Birçok otellerin önünde gördüm. Bu ne demek? Bu demektir ki İranlılar bu bölgeyi, bu doğayı seviyorlar. Bunu neyle? Workshop'larla ve getireceğimiz infolarla inşallah ileride charter uçaklarına kadar dönüştürmeyi düşünüyoruz. Planlarımız arasında bu vardır. Teşekkür ediyorum.